Bakın burada hummalı bir çalışma var ama dolandırıcılar da en az ekspertizler kadar hummalı çalışıyorlar. Alıcıları kandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Maalesef ikinci el piyasasındaki şu an hareketlilikten dolayı bazı dolandırıcı hilebazlar maalesef piyasada çoğaldı. Aracımızda bir parça boya var, iki parça söktak var tabirleriyle. Benim arabam çok iyidir tabirleriyle maalesef piyasaya bunları sürüyorlar. Müşteri de buna inanıyor, alan insan inanıyor. Biraz da fiyatta cazip kalıyor bu konularda. Halinden şu an D segmentli araçlar Türkiye'de 500 binden başlıyor. Atıyorum 500 binlik değil de 400 bin bandında bir araç olduğu zaman müşterinin hoşuna gidiyor. İkinci el araçken şu ara kilometre düşürmeler çok var. Bugün bile yaşadığımız bir olay var. Satın alınmış bir aracın daha önceden orijinal kilometre diye satın alındı. Biz burada ekspertiz merkezinde bunların testlerini yaptık. Fakat yaşamış olduğumuz olayda bu aracın kilometresi düşürülmüş olduğunu gördük zaten. Airbag kontrolleri var. Aracın airbagleri açılmış. İçerisi daha sonradan deforme olmuş ve daha sonradan tadilat görmüş airbagler var. Bunların dikkatle edilmesi lazım. Aracın orijinal diye gelen bir araçta biz de hasarlı tespitini yaptığımızda bakın görüyorsunuz bu araç daha önceden işlem görmüş. Airbag testlerini yaptığımızda bu airbag'in açık olduğunu, daha sonradan bu airbag'in toplandığını gördük. Şu anda bu arabada airbag'ler aktif değil. Sadece bantlanmış, airbag'leri aktif hale getirmemiş. Birer tane dirençten de airbag tetikleyici kemerlerine direnç takaraktan airbag ışıklarını söndürüyorlar. Hileliğin başında bu geliyor. Dikkat etmeye tek şey gereken bunlar. İkinci el piyasasında araçlarımızın işte kilometreleri bu aralar yoğun düşürülme oluyor. Airbag'leri, patlak arabalar, dirençte kandırmalar oluyor. Gösterge panelinden arkadan matkap takarak o kilometreyi geri çekiyorlar. Yani sallıyorum araba 100 bindeyse 70 bine çekerse bütün ABS beyninden, işte beyinlerinden, arabanın far beyninden, ne kadar beyin varsa hepsinden sıfırlamaya çalışıyorlar. Araç kaza yapıyor. Kaza yaptıktan sonra aracımızı airbag'leri açıyor. Airbag'ler tamir gördükten sonra arıza kodu silinmiyor. Ekranda devamlı arıza kodumuz yanıyor. Arıza kodumuz yandığı için de kemerler zaten takılı kalıyor. Kemerlerin orada kablo var beyni destekleyen. Onun arasına switch dediğimiz airbag kandırma soketini koyuyorlar. Yani en çok bu aralar iki araçtan bir araç, bir araçtan işte üç araçtan bir araç. Ne bileyim aracın yarısını sol ön tarafını koymuşlar, sağ ön tarafını koymuşlar. Bir taraf şase orijinal, bir tarafı şase yan arabanın ön parçasını bölmüşler, kesmişler. Bu aralar zaten sırf araçlar hep kötü. Niye diyeceksin? Fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek olunca ne oluyor? Bu sefer kötü araçlara dönüş yaptı insanlar. Önceden aracıda bir tane parça çizik olsa bile almazlarken şimdi adam diyor ki motoru güzelse diyor. Biz diyor hani alalım diyor. Boş ver, kaportaya önemsemiyorlar. Ne sigorta şirketi istiyor diye daha az yazılması veya ne hak sahibi istiyor diye daha fazla yazılması söz konusu değil. Tramer üzerinde ağır hasar kaydı işlenmişse eğer bir araca daha önce bir pert işlemine konu olmuştur bu araç. Bu noktada sigortadan yüksek rakam yazdırılmış, yüksek hasar alınmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu gerçek dışı bir ifade, doğru bir ifade değil. Gerçekte aracın üzerindeki layıkıyla onarılması halinde geçerli olan hasar tutarı 200 bin lira bu noktada. Ama piyasada farklı onarım teknikleriyle belki işçilikten belki malzemeden çalınarak bu araç onarılmış oluyor. Öncelikle aracın tramer kayıtlarını detaylı bir şekilde sorgulamaları çok önemli. Bu sorgulamanın şasi numaraları üzerinden yapılıyor olması bir adım daha ileri götürüyor güvenliği. Bunun dışında mutlaka güvendikleri kanallardan araç satın alma yoluna gitmeliler. Sigorta eksperlerinden bu konuda destek alınabilir.